Ahmet Kekeç. Kafayı yediler. Penguen dergisinin bir çizeri, hadi ismini de söyleyeyim, Bahadır Baruter, Cumhurbaşkanı Erdoğan hakareten yargılandı ve suçlu bulundu. Dava, Erdoğan sever bir hassas vatandaşın suç duyurusu üzerine açılıyor. Baruter, Penguen dergisinde yayınlanan kapak karikatüründe Erdoğan'a top işareti yapan bir bürokratı resmetmiş. Bürokrat, önündeki düğmeyi ilikliyormuş gibi yaparak Erdoğan'a o çirkin işareti çakıyormuş. Bir cumhurbaşkanının bu şekilde çizmek yasalarımıza aykırıymış. Dolayısıyla karikatürist cezalandırılmalıymış. Erdoğan konudan haberdar mıdır? Sanmıyorum. Karikatürü görür görmez cinleri tepesine üşüşmüş ve derhal derdest edile diye bir emirname mi yayınlamıştır? Sanmıyorum. Buradaki sanmıyorumların Erdoğan'ı işin içinden çekip çıkarmaya ve kabahati tamamen hassas vatandaşa yüklemeye yönelik olmadığını hatırlatmaya gerek var mı? Doğrudan Erdoğan'ın başvurusu üzerine açılmış davaları biliyoruz. Ama barutere yönelik dava onlardan biri değil. Karikatür belli ki Erdoğan'dan önce Erdoğan sever o hassas vatandaşı rahatsız etmiş ve mahkemeye koşmuş. Hemen bu rahatsızlığı anlamadığımı ve yadırgadığımı söyleyeyim. Bir insan önünü iliklerken parmakları istemsizce o uygunsuz şekli alabilir. Üstelik bir karikatürden söz ediyoruz. Abartı sanatı olarak da bilinen karikatürden. Karikatür kişileri genellikle anatomik ölçülere uygun olarak çizilmezler. Abartılırlar. Burun patlıcana benzetilir mesela. El ve ayaklar yine abartılı ve boğumlu olarak çizilir. Dolayısıyla anatomik ölçülere uygun olarak çizilmemiş bir karikatürden yola çıkarak burada Erdoğan'a sen şöylesin demek istenmiştir gibi abartılı bir sonuç çıkarmak hem ayıptır hem yakışıksızdır. Bunu bir Erdoğan sever olarak söylüyorum. Bir Erdoğan sever olarak şunu da söylüyorum ki, daha önce çok söyledim, güç ve iktidar sahipleri tahammüllü olmak zorundadır. Vaktiyle bir mizah dergisi Erdoğan'ı türlü kılıklarda resmetmişti. Yılana, kirpiye filan benzetmişti. Konu mahkemeye intikal edince iktidar olmanın mecburiyetlerini hatırlatmış, güç ve iktidar sahiplerinin geniş bir tolerans penceresinden bakmaları ve öyle her şeye, her yakıştırmaya, her yaftalamaya, her benzetmeye dava açmamaları gerektiğini söylemiştim. Bu düşüncemi muhafaza etmekle birlikte şunu da ekliyorum. Mahkemelerin bazı hassas vatandaşların başvurusunu ciddiye alarak gereksiz bir işgüzarlık sergilediklerini söyleyelim. Bu durumu dibine kadar eleştirelim. Bahadır Baruter'in en azından bu davada suçsuz olduğunu haykıralım. Haykırıyoruz işte. Hepsine tamam da Erdoğan'a yönelik aleni hakaretleri ve küfürleri yok mu sayalım? Kaç yıldır siyaseti izliyorum tarihte olup bitenlerden de iyi kötü haberdarım. Erdoğan'a yönelik küfür ve hakaretlerin benzerini ne gördüm ne duydum. Denilebilirse Erdoğan Cumhuriyet tarihinin en çok eleştirilen, en çok küfredilen, en çok istiskale uğrayan yöneticisi. Küfür ve hakaretleri bir yana bir de apaçık suç teşkil eden tehditler var. Mesela halkın oyuyla seçilmiş cumhurbaşkanı halk güçleri eliyle tehdit ediliyor. Bu halk güçlerinin nasıl ne zaman kimin eliyle teşekkür ettiğini bilmiyoruz. Hangi meşruiyetten geldiğini de bilmiyoruz. Ama halk güçleri tarihte Rus çarına yaptığı gibi bir gün Beştepe'deki cumhurbaşkanlığı külliyesini basacak Erdoğan'ı oradan yaka paça indirecekmiş. Bu kadar koruma, saniyede bilmem kaç mermi atan otomatik silahlar para etmeyecekmiş. Evet, halk güçlerinin durumdan vazife çıkaracakları zamanın çok yakın olduğunu müjdeleyen yazılar okuyoruz artık. Tam da kafayı yediler nitelemesini haklı çıkaran ve bazı hassas vatandaşların ilgi alanına girmesi gereken yazılar. Hasan Cemal mütemadiyen, sonun Menderes gibi olacak diyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeminli gazetecisi, sonun menderesi gibi bile olmayacak, sürüm sürüm sürüneceksin diye düzeltiyor. Mülaneci basın neredeyse her nüshasında Yezid, Firavun, Tiran, Karun, Süfyan diye saydırıyor. Maucu Kemalistlerin kaya gibi adamı da halk güçlerini hatırlatıyor. Hakikaten kafayı yediler. Hamiş, bu yazıdan sonra Mümtazer Türk'e neden, Savcılar Ahmet Kekeç'i neden tutuklamıyor şeklinde vatanperverane bir ihbar bekliyorum. Ahmet Kekeç, Star.